Türk Dili ve Tarihi programının Kırgızistan konusundaki izlencenin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümü de gene Doktor Aya Hanım ve kardeşi Ulukman Bey ile beraber Kırgızistan'ı size anlatacağız. Bu kültür bölümünün başında söylediğim gibi yani bizim amacımız aslında Kırgızistan kültürel özgürlüğünü göstermektir ve bu kültürel özgürlüğün aslında özü de bu konar göçer hayatı hala devam ettiriyor olan insanların olmasıdır. Kırgızlar Orta Asya'nın en eski halklarından biri ve aynı zamanda en geç yerleşik hayata geçen halklardan da biridir. Yani 20. yüzyılın başına kadar konağa göçer hayat sürdüren bir topluluk yani Kırgızlar. Ki 20. yüzyılın başında yani 1917'de yani Sovyetler Birliği hükümetinin kurulmasıyla artık zorunlu isyan başlamıştır. O zamana kadar işte böyle göç söz konusudur. Bayrakta iki tane önemli unsur var. Birisi işte bu keçe çadırın tepesindeki bu kasnak, bu değnek bu yuvarlak yapı. O yapı bu keçe çadır için hem pencere rolünü görmektedir. Hem aynı zamanda havalandırma yani şey yok tabii içinde yemek pişer. Çünkü yemek dışarıda değil de içinde ocakta pişmektedir. O ocaktan çıkan dumanı çıkartan Baca. bacağı görevi görmektedir. Üçüncü de böyle aslında biraz ruhani bir işlevi de var. Tündükten evin içine kut girer diye inanır Kırgızlar. Hani o yüzden yani bu kutun girmesi sebebiyle tündük bizim için aslında önemlidir. Evet. Ve bu bayrağımızda önemli olan ikinci unsur ise o güneşin nurlarıdır. Ki o nur sayısı 40. O da Kırgız adına da tekabül etmektedir. Halk inancına göre Kırgızlar 40 kızdan türeyen bir halktır. Evet. Yaşayış Evet. gösteren bir resim. Evet, biraz önce dediğim gibi yani konar göçer hayatı devam ettiren bir kesim var. Belli bir kesim var yani çoban kesim, köylü kesim. Tabii köylülerin hepsi konar göçer değil, bir kısmı. Buyurun işte günümüzde geniş bir aile yani konar göçer hayat sürdüren geniş bir aile. Yani çünkü üç aşağı Hayvancılıkla geçiniyorlar, yukarıda. değil mi daha çok? Evet, Hayvancılık. hayvancılıkla Evet. geçiniyorlar. O Bu yaşta yaylada mesela. yapabilmeyi öğreniyor. Bu Bu da mutfağın olmazsa olmazlarından tandır ekmek. Nan diyoruz biz ekmeğe. Nan Farsça bir kelime. nan diyorsunuz ve bu bütün Türk dünyasında ekmeğe verilen bir isim. Değil mi? Genellikle. Evet. Türkiye dışında tabii. Türkiye dışında evet. Şimdi bu Manas meselesini bize Aya Hanım anlatır mısınız? Çok önemli biliyorum kültürü için. Manas, Kırgız kültüründe Manasçılar var. Şu anda meşhur Manasçı kim? Manas dediğim şey nedir? Hiç bilmeyenler için bir bahseder misiniz? Yani Manas dünyadaki en büyük destan olarak bilinir. Yani mısra sayısı çoktur. O bizim için böyle Manas'ın teknik kısmı diyelim. Ama bir Kırgız olarak Manas bizim için ne ifade eder derseniz Manas aslında bence her Kırgız'ın kalbinde yaşayan bir nevi ruhani lider diyelim. Ve destan kahramanların geçmişte olup olmadığına dair şu anda net bir bilgi yok. Ama çok ilginç bir şekilde hala böyle her Kırgız'ın kalbinde yaşayan önemli bir nasıl desem ülkü mü diyelim. Evet. Öyle bir unsur aslında yani bir Kırgız olarak bunu söylüyorum. Günümüzde hala yaşatılmaktadır. Günümüzde bu Manas destanına, Manas'ı anlatan Manasçılara böyle inanılmaz bir saygı var toplumda. Böyle Manas anlatmak bir şekilde de biraz şeyle nasıl desem
Yani modern dünyada görülemeyecek bir manevi bir değerdir manas anlatmak bizim için. Yani bizim için değil de manası herkes anlatamıyor zaten. Manası özel yeteneği olan bir insan anlatabilir. Ama o yetenek de böyle mısraları ezberleyip hadi bakalım anlatıver değil. Hayır, bu böyle ırsi mi diyelim artık? Yani doğuştan gelen bir yetenek. Yani onca mısra aslında o kadar mısra aslında ezberlenmiyor da. Sadece bir konuyu o manasçılar konuyu kafalarında canlandırıp böyle tek kişilik tiyatro şeklinde insanlara aktarıyorlar. Ve o manası tabii ki Kırgızca bilmeyen manası anlamaz zaten. Yani şey olarak anlamaz. Nasıl desem içeriğini anlamayabilir ama o manasçının o enerjisi o manası anlatırken onun verdiği enerjiyi herkes hisseder aslında. Yani kiminle konuşursanız konuşun yani başka ülkelerden gelen misafirlerle hani şey der böyle acayip bir enerji var derler o manası anlatan kişide. Ki manası anlatan kişi biraz önce dediğim gibi özel yeteneği olan kişidir. Ve manasçıları da aslında eski şamanların bir devamı olduğuna dair de bir görüş vardır. Çünkü hani şaman olmak için şaman olarak şaman yeteneği edinilmez. Yani o içinde vardır. Daha sonra ortaya çıkar o değil mi? Aynı şekilde manasçılık yeteneği de daha sonra kazanılmaz. O içinde vardır. Zamanla o ortaya çıkmaktadır. Ve burada da yani tıpkı şaman gibi manasçı önce hastalanıyor. Bayılıyor, böyle rüya görüyor. Sonra rüyasında ona birisi işte manasçı olacağını söylüyor. Yani demek istediğim bu şaman olma veya Türkiye'deki bu aşıklık geleneği var ya işte aşık olma şeyleriyle çok benzerlikler var. Yani aşık olma işte rüyasında piri görme, bağda içme motifleri var ya aynı şeyler bizim manasçılarda da görülmektedir ki bunların birbirinin devamı olduğu söylenir aslında. Çok önemli Ve sözlü kültür aktarıcıları, değil mi? Bu resimde evet. gördüğümüz Şayakbay Karalayev. Sayakbay Karalayev evet. Aha. Sayakbay Karalayev'i de biz hepimiz aslında böyle atamız diyoruz yani. Atamız derken evet böyle bir büyük ve derin bir saygı besleriz bu adama karşı. Neden? Çünkü yani kaç yüzyıldır sözlü olarak aktarıla gelen bu destanı kağıda düşürülmesine vesile olan bir kişi. Yani onun varyantı kitaba yazıya geçirilerek de daha sonra şu anda mesela onu okuyabiliyoruz. O manası öğrenebiliyoruz. Yani Sayakbay Karalayev, Farhanbay Orozbakov gibi büyük manasçıların sayesinde bugün yani dünyada en büyük destanımız olduğunu biliyoruz mesela. Evet. Bir de Ve şu anda yaşayan ha? çok genç bir manasçınız var galiba. Evet, manasçılık biraz önce dediğim gibi yani ben öğreneyim de eğitimini göreyim de manasçı olayı değildir. Yani içinde vardır ve o zamanla er ya da geç ortaya çıkmaktadır. Ve böyle insanlar hep ola gelmiştir aramızda. Yani ama bu son zamanlarda çok popüler olan bir genç var. Şu anda o 15 yaşına girdi. 2005 doğumlu Ümit diye bir delikanlımız var. O 3,5 yaşında manas anlatmaya başlamış ama manas anlatmak dediğimde nasıl yani böyle trans haline girerek öyle bir anlatıyor ki manası böyle mısraları ardı arkaya öyle güzel bir şekilde böyle tek kişilik tiyatro şeklinde öyle güzel anlatıyor ki insanları büyülüyor adeta. Ve o çocuğu yani 3,5 yaşındaki çocuk nasıl bunları yapabiliyor diye onu çok araştırdılar. Yani Rusya'dan, tabii önce Kırgızistan'dan daha sonra Rusya'dan bile bu halk edebiyatı uzmanları ve başka uzmanlar gelip o çocuk üzerinde yani araştırmalar yaptılar. Ve gerçekten de böyle ilginç bir yeteneği olduğunu söylüyorlar. Yani normal bir insanın sahip olamadığı ilginç bir yetenek. Yani o kadar mısrayı çok güzel bir şekilde aktarabilmek.
halkımdın tuzu sen Manas. Namızın koldun aldırgan avandın adın gör Manas. Көп көнулу боп мурун көкөтай малдын айтады аш берем деп атага азапка жүрттү байдады кыйын күн түшү башында бир кыргыздын шору кайнады көкөтайдын кызы каш көргөнү келген экенбиз таланып кара калмака өлгөнү келген экенбиз. Tonboy kalkan ekensin, oyrunun bana sölgünde, oyup yerge gömgünde, oyrut kalmak mancuğa, oşundu tartı versençi, kıranın bana sölgünde, kım kapka çulgap gömgünde, kısılın göçüp önünden, kıyın gündü görgünde, oşundu tartı versençi, mından görün aveke batırın bana. Şimdi bu Kırgız tarihinin önemli bir olayı herhalde. Sen mi bahsedersin bunu? Kim? Kızılın. Ürkün, Rusya İmparatorluğu Orta Asya'ya, yani Kırgızistan topraklarına 1862'de Bişkek'te bir üs kurduktan sonra başlıyor. Yani 1862'de Rusya İmparatorluğu'nun Kırgızistan topraklarına yayılmanın başladığı yıldır diyebiliriz. Ve yani kaç yılına kadar... 1916'ya kadar, 1917'ye kadar tabii ki bu coğrafya, Kırgızistan coğrafyası ve diğer Orta Asya, diğer bölümleri bölgesi. De, evet, Türkistan bölgesi, Rusya İmparatorluğu'nun sınırları içine alınmıştır. Askeri bölgeydi. Askeri bölgeydi. 1916'da ise bir II. Nikola'nın şey çıkmaktadır, fermana çıkmaktadır. Yani yerli halktan her aileden bir erkek yani yanlış söylemeyeyim, evet, her aileden bir erkek orduya seferber etmek için. Bizi yani yerli halk da buna isyan ediyor. Yani bir savaş, yani sizin savaşınıza biz niye katılalım diye yerli halk isyan ediyor ve biz yani sizin ordunun safhalarında yer almak istemiyoruz diye halk ayaklanıyor. Ayaklanınca da çok kanlı bir şekilde bastırılıyor. Kanlı bir şekilde bastırılıyor ve tabii ki bu da kulaktan kulağa duyularak böyle bazı bölümlerde, bölgelerde insanlar toplu bir şekilde kaçıyorlar. Çin'e kaçıyorlar. Ama Çin'e nasıl kaçıyorlar? Yine o Aladağların dar geçitlerinden zorlu şartlarda, işte gördüğünüz gibi mesela kış, böyle kar, buz, böyle yüksek yamaçları aşarak, onları geçerek Çin'e gidiyorlar. Yani Çin tarafına gidiyorlar. Orada da büyük zorluklarla karşılaşıyorlar. Çünkü oradakiler de şeyleri, mültecileri kucaklarını açarak karşılamıyorlar tabii. Onlara da orada ayrıca eziyet edilmektedir. Böylece evet, kanlı sayfa var tarihimizde, yani yakın tarihimizde diyelim. Ve bundan birkaç yıl önce bir patika, yani bir dağ geçidi bulundu. Şeyde, yine bu Kırgızistan-Çin sınırında bir dağ geçidi bulundu. O geçit yani kemiklerle döşeli bir geçit. Yani orada tabii ki şu anda o araştırma işi sonlandı mı onu bilmiyoruz ama yani orada da bile sayı yapılabilir diyorlardı. Yani kaç kişinin öldüğü bu patikada. Yani bu 1916-17 Ürkün, yani büyük kaçışı da içine alan bu toplu isyanlarda 200 ila 300 bin civarında Kırgız Türk'ünün öldüğü söylenir. Bu tabii çok önemli bir rakam. Ama resmi bir rakam yok. Çünkü kaçanlar ve öldürülenlerin hesabı tutulmamış. Bu Kırgızların yakın dönemde yaşadıkları en büyük acılardan bir tanesi. Bu da işte o Ürk'ün büyük kaçışı gösteren bir resim. Evet, şimdi bir başka milli kahramanınız Cengiz Aymatov. Cengiz Aymatov, bu biraz sizi dinlendireyim, ben anlatayım isterseniz. Çünkü Kırgızlar kadar bir Türk'ün de, herhangi bir Türk'ün de Cengiz Aymatov'u bilme mecburiyeti var.
Cengiz Aytmatov'un ailesi, yani kendi hayatı, Nagima Törekol, babası Cengiz, babasının yanında ayakta duran Ilgız ve diğer iki, bu resimde gözükmeyen Lucia ve Rosa, dört kardeşli bir aileden Cengiz oluşmuş. Ama baba Törekol'un tabii ki çok acı bir hayatı veya geçmişi var. Çünkü 1903 doğumlu olan Törekol, onun da büyük dedesi Konjukzok, onun oğlu Kim Bildi, Aytmat da Törekol'un babası. Zaten bu Sovyetler döneminden sonra soyadı olarak kalıyor. Törekol Aytmatov 1903 doğumlu. 1938'de, yani 35 yaşındayken, Sovyetler tarafından tutuklanılıyor. Ama aileye bir sene sonra verdiği dilekçeye bile, o mektup yazması bile yasaklanan bir yere sürgün gönderildi deniliyor. Ama halbuki o mektubun gönderilmesinden bir sene önce, yani 1938'de 137 Kırgız aydınıyla beraber bir tuğla fabrikasının izbe bir yerinde kurşuna dizilip öldürülmüşler. İşte bu da ondan sonraki o yerin 1993'te tesadüfen bulunmasıyla, yani hadiseyi gören bekçinin ölürken kızına yaptığı bir vasiyet, burada öldürülen insanların mezarı var deyince, 93'te Kırgızistan bağımsızlığına kavuştuktan sonra Asker Akeyev tarafından o açılıyor mezar ve çıkan kemiklerin DNA taraması neticesinde de içinde Cengiz Aytmatov'un babası Törekol'un da orada katledilmiş olduğu bulunuyor. Hatta orada Cengiz'in çok önemli bir duruşu vardır. Babasının kemiklerine sarılarak, baba ben senin yıllardır, 40 sene, 50 senedir seni arıyordum. Şimdi kemiklerini buldum diye Cengiz'in babasının kemiklerine sarılışı vardır. Cengiz Aytmatov bizim için yalnız Kırgız değil, Türk dünyasının yüz akı. Eserleri 170 tane ayrı dile tercüme edilmiş. Bunların içinde Cemile, Toprak Ana, Elveda Gülsarı, Gün Olur Ömre Bedel, Deniz Kıyısı, Cengiz Ana Küsen Bulut, Konsantral Damgası, Yıldırım Sesli Manasçı, Kızıl Elma, Erken Gelen Turnalar, Selvi Boylum Al Yazmalım, ki bu Türkiye'de daha sonra sinema olarak da çekildi. Dişi Kurdun Rüyası, ilk öğretmenim, başlıca eserleri. Ama hala bu eserlerin içerisinde Cengiz'in kitabını okumamış varsa çok şey kaybediyor demektir. Çünkü o kitaplarında Cengiz'in çok önemli bazı deyişleri vardır. Bunlardan bir tanesinde mesela der ki Cengiz, mide beyinden akıllıdır. Çünkü mide kusmayı bilir, beyin ise her pisliği yer. Gün Olur Asya Bedel'de de mankurt olup Nayman Ana'yı okuyla öldüren bir mankurtu anlatır. Orada Nayman Ana öldükten sonra Badı Bay adını hatırla, dönen bay, dönen bay diye bağırışı aslında yalnız Kırgızları değil, bütün Türk dünyasının kendi benliğine, kendi öz değerlerine, adını hatırlamasına, tarihini, kültürünü hatırlamasını çağrıştırır. Dolayısıyla Cengiz bizim için yalnız Kırgız Türklerinin değil, tüm Türk dünyasının yüz akıdır. Daha sonra 93'teki bu kemiklerin bulunmasından sonra orada Ata Beyit, yani Ata Mezarlığı yapılmış. Şu anda onun resimlerini görüyoruz. Bu da kış manzarasındaki o mezarlığın görünüşü. Evet, Aya Hanım, sözü sana bırakayım.
Cengiz Aytmatov'la ilgili bir ilave yapabilir miyim? Tabii lütfen, lütfen. Memnun olurum. Evet, Cengiz Aytmatov'un yani bizim için değeri şöyle. Biraz önce Sayak Bay Karalay ve Manas Destanı ile ilgili anlatırken de bunu belirttim. Yani Kırgızlar 20. yüzyılın başına kadar konar göçer hayat sürdüren bir topluluktur. Ve halkın büyük kısmı yazı kullanmıyordu. Yani büyük kısmı tabii ki dini eğitim alan hocalar dışında. Ve kültür yani Orta Asya'nın en eski halklarından biridir dedik. 20. yüzyılın başına kadar kültür sözlü olarak aktarıla gelmiştir. O yüzden Kırgızların sözlü kültürü yani halk edebiyatı güçlüdür. Ve Manas Destanı da onun bir ürünüdür ve onun bir kanıtıdır. Cengiz Aytmatov da kendi şöyle der yani beni aslında Cengiz yapan aslında benim kendi halk edebiyatımdır der. Çünkü dikkat ederseniz o bütün eserlerinde bu halk kültürü unsurlarına yer verir. Yani zaten ona dayanır ve şeyi de yani Kırgızlar bırakın romanı dedim ya yazıya 1917'den sonra böyle zorunlu bir şekilde yazı öğrenmeye başlayan bir topluluktur ama ondan yaklaşık 60-70 yıl sonra böyle dünya çapında bir romanist verebilmişlerdir. Yani o açıdan o bizim için önemlidir. Yani kısa sürede aslında kendisinin olmayan bir edebiyat türünü alıp da onu dünya düzeyine çıkartabilme açısından da önemlidir. Evet. Tabii çok haklısın. Cengiz'in babasının öldürüldüğünde 9 yaşında olduğunu biliyoruz. Ki babasının öldürüldüğünü de bilmiyor. Bir gün gelir ümidiyle. Ama onu yanında büyüten etkisinde en fazla kaldığını söylediği babaannesi Ayımkan. Ayımkan'dan birçok hikayeyi dediğin gibi sözlü kültürü aktarılmış kendisine, onun tesirinde kalmış. Sözlü kültürü yazılı kültüre dönüştüren bizim medar iftarımız dediğin gibi çok doğru. Buyurun Aya Hanım. Şimdi bu gördüklerimiz nedir? Bu gördüklerimiz işte o konar göçer hayat tarzını da aslında bir marka haline getirip pazarlama ürünüdür diyebiliriz. Yani şu anda gördüğümüz görüntü bu dünya göçebe oyunlarından bir alıntıdır. Yani bir karedir diyebiliriz. Dünya göçebe oyunları hani göçebe halkların oyunlarını dünyaya tanıtmaktır. Hangi zamanda yapıyorsunuz bunu? Hangi ayda? İlki 2014'te yapıldı, ikincisi 2016'da, üçüncüsü 2018'de. Yaz aylarında yapılmaktadır. Bu yani göçebe halkların milli oyunlarını markalaştırmak ve dünyaya tanıtmak aslında bir Kırgız girişimciye aittir. O bunu daha sonra uluslararası bir projeye dönüştürebildi. Ve tabii ki yani zor böyle büyük bir projeyi hayata geçirmek zor. Yani zorluklar yaşanmaktadır ama hani göç gide gide düzelir miydi? Tabii. Nasıl bir Evet. Kervan yolda düzülür olarak inşallah önümüzdeki yıllarda bu Kırgızistan'da yapılacak olan bu etkinliğe Türk dünyasının öyle 10 binler, 20 binler değil, 100 binlerce katılımıyla olmasını dileriz. İsterseniz o oyunlara ait diğer sahneleri, resimleriyle değerlendirin. Bu at binme gösterisi hünerini gösteriyor zannediyorum. Kırgız binekler. Şunu da ekleyebilir miyim Tuna Buyurun. Hocam? O dördüncüsü de aslında 2020 senesinde, geçen sene Türkiye'de yapılması bekleniyordu. Ama pandemiden dolayı 2021'e alındı diye bir bilgi var. Yani benim bildiğim kadarıyla. Hatta Bursa'da mı ya da işte Bursa yanında bir yerlerde yapılacak diye bir benim haberim var yani. Evet. 2020 bu sene yapılacak, Türkiye'de yapılacak diyorum. Evet. Evet. Ulukman Bey, bunu anlatır mısın bize? Burada da işte bu işte göçebe oyunlarının en böyle ilginç oyunlarından yani müsabakalarından bir tanesi de Gökbörü müsabakalarıdır.
Gökbörü demek bozkurt anlamına. Gök zaten işte bu mavi gök, boz anlamına gelmektedir. Börü de kurt. Yani Türkçedeki kurt. Neden gökbörü, neden bozkurt? Çünkü bu oyunu oynayan oyuncular kendilerini bir bozkurtla özdeşleştiriyorlar. Onlar yani Kırgızlar zamanında işte göçer konar bir hayat sürdükleri için hep böyle at üzerinde her zaman yani bir savaşmaya işte başka bir işte düşmanlara karşı durabilme işte şeylerini ne derler kabiliyetlerini koruyabilmek için hep böyle antrenmanlı olmaları gerekiyordu. Onu da işte oyunlarla böyle günlük hayatta at üzerindeki oyunlarla güreş tarzı işte müsabakalarla hep geliştiriyorlarmış. Onların bir tanesi de işte gökbörü oyunuydu. Gökbörü oyununda işte kendilerini bozkurtla özdeşleştiren işte atlı yiğitler işte keçi postuyla keçi postu mu deniyor? Keçi postu. Keçi postuyunu işte yani bir basketbolu düşünün. Şu anki işte günümüzdeki basketbola benzer şekilde işte iki gole yani iki takım oynuyor. İşte topun yerine de bir keçi postunu düşünün. İşte birbirlerinden alarak işte yerde yatan bir keçiyi yerden kaparak karşı takımının işte şeyine ne derler? Basketini atmaları gerekiyor. Yani o tarz bir oyun. Binicilerin çevikliğini artıran, atlara aynen. Binme hünerini gösteren bir aynen. Yerde onları eğiten bir spor aynı zamanda. Evet, evet. Çok güzel. Bu da oyunlara ait bir sahne herhalde. Evet, evet. Burada da aktör, işte dünyaca ünlü aktör, Amerikan aktörü Steven Seagal'ın işte o da davet edilmişti 2018 senesinde. Oradan bir işte kare çekilmiş. Onu da koyduk. Evet. Bu işte ata yurdumuz Kırgızistan'la bugün batıya gelip Türkiye topraklarına yerleşen ve kadim olarak birbirinin kardeşi iki milletin bayrakları zaten sizler işte Türkiye'de eğitim, yüksek öğretim almış Kırgız kardeşlerimiz olarak bu kardeşliği orada en iyi şekilde yürütüyorsunuz. Onun için sizlere şükran borçluyuz. Çünkü Türk dünyasının bir olması onun diri olmasını, güçlü olmasını sağlayacaktır. Biraz önce ülkenizin, topraklarınızın coğrafya güzelliğinden bahsettiniz. Şunu tekrar vurgulayalım. Kırgızistan dediğimiz Alatau Dağları'nın %95'ini kaplayan bir ülke. Yani tarım yapılabilecek %5'lik bir düz alanı var. Dolayısıyla bu ülkenin bir de etrafında Çin gibi, Rusya gibi ülkeler arasında sıkışmış olan bir coğrafyadaki bu ülkenin en beklediği gelir kaynağı turizm. Ve dünyanın en güzel tabiat manzaralarının, en güzel akarsu, dağ, dağ sporları, kayak yapma imkanı olan bu topraklarımızın, bu yurdumuzun, bu ata yurdumuzun Türkler tarafından hiç olmazsa oraya turist olarak giderek, o güzellikleri ve tarih değerleri görmek için giderek desteklemeleri gerekiyor. Çünkü Kırgızistan'ın bağımsız olarak güçlü bir devlet yaşayabilmesi için maddi imkana ulaşabileceği tek yol bu. Ulukman, bu son bitişi de senden alalım. Evet, çok teşekkür ederiz Turgay Hocam. Böyle bir imkan verdiğiniz için çünkü burada bize ikram ettiğiniz kımızı da anlatır mısın? Evet, kımız işte yazın yapılan at sütünün fermente ederek elde edilen bir içecektir aslında. Çoğu içki diye yanlış anlıyor ama aslında bu içki niyetine içilmiyor. Bu bir içecek niyetine içilen. O kımızdaki alkol, portakaldaki alkolden daha az. Bazen fazla oluyor, bazen az oluyor. Tabii, tabii. Ekşimesine bağlı. Olduğuna bağlı.
Dediğim gibi kımız işte at sütünün fermente halindeki bir içecektir. Yalnız sadece kımız değil, at sütünü de içerler Kırgızlar. Sadece evet. Kırgızlar içmez bunu, Kazaklar içer, Altaylılar işte yani bildiğiniz Türk kavimlerinin, Türk halklarının, Türkiye'de tabii içilmiyor bu ama Orta Asya Türk halklarının genelde yazın içtiği bir içecektir. Evet. Ve Kırgızistan'da bu işte atların işte yavrulamaya başladığı, işte normalde işte Nisan veya Mayıs aylarında yavrulamaya başlıyor yılkılar. Onların yavrulamaya başladığı andan itibaren at sütü sağılır. İşte dileyenler için süt halinde, yani çiğ şeklinde, sadece işte süzgeçten geçilip içebiliyorsunuz. O da şifalı bir içecek olarak bilinmektedir. Çünkü atlar en güzel otları yerler diye bizde söylerler. Yani en temiz otu atlar yedikleri için onlardan çıkan süt ürünü de temizdir diye çiğ çiğ içilir bu at sütü. Ve gerçekten de işte akciğerler için, işte sindirim sistemi için, sinir sistemi için iyi geldiği bilinmektedir. Bu hatta Sovyetler döneminde, SSCB döneminde bunun bilimsel çalışmaları da yapılmıştır. Belli işte kategorideki insanlar için gerçekten şifalı bir içecek olduğu söylenir ve tavsiye de edilir. Ben de şöyle bir hatıramı nakledeyim. 2004'te Kırgızistan ve Kazakistan'a yaptığımız seyahatte Tamgalısa'ya gittiğimizde Kazım Mirşan bizim grubun ortalamasından 30-40 yaş daha yaşlı olmasına rağmen tepelere hepimizden daha çabuk ve çevik tırmanıyordu. O zaman dedim ki hocam ne kadar güçlüsün, yani bizler sana yetişemiyoruz. Daha sonra Kırgızistan'da Bişkek'te kımız ikram edildi. Yaklaşık kımızın yarısından fazlasını Kazım Mirşan içti ve bana dedi ki geçen gün sormuştun neden çevik olsun diye. Ben bütün çocukluğum boyunca kımız içtim. Kımız bilhassa bahar ayında içildiği zaman insana zindelik verir, bağırsaklarını temizler ve bundan dolayı ben çocukluğumdaki bu beslenme rejiminden dolayı bu kadar dincim. Hakikaten dedesi 110 yaşında Kasım Bey ölmüş. Kazım Mirşan da 97 yaşında uçmaya vardı. Dolayısıyla kımız gerçekten en doğal ve insan bünyesine bilhassa bahar aylarında enerji veren çok iyi bir besin maddesi. Bunu da vurgulmuş olalım. Bu annemizin söylediği gibi bütün Türk dünyasını, ata yurdumuz Kırgızistan'a kımız içmeye bekliyoruz. Aya Hanım ve Ulukman Bey, sizlere çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Kırgız vatanımızı, ata yurdumuzu bize çok güzel tanıttınız. İnşallah bunun neticesinde Kırgızistan dışında yaşayan Türkler Kırgızistan'a hiç olmazsa oraya giderek, tarih ve coğrafyasını görerek sahip çıkacaklar diye umut ediyorum. Her ikinize hocam, teşekkür ediyorum. Hocam, teşekkür hocam. Buyurun. Benim de size son sorum var. Buyurun. O şapkayı daha önce giydiniz mi bir programa? Evet. Ha, giydiniz. Yani izleyicilerinizin bilgisi var değil mi? Var tabii. Tabii var. Tamam. Ben her Kırgızistan'la alakalı bir program yaptığımda bunu giyiyorum. Bunu da zaten seninle ilk tanıştığımız 2004 yılında Kırgızistan'a geldiğimizde almıştım. Bu şapkanın en büyük özelliği numarasızdır. Her kafaya uyar. Konik bir şekilde olduğu için ister başınız küçük ister büyük olsun, yazın sizi sıcaktan korur, kışın soğuktan korur. Ama anlamını anlattınız mı hocam? Efendim? Ne ifade ettiğini anlattınız mı? Lütfen onu da sen anlat. Hocam onu da ben kapanış olarak anlatmak istiyorum. Yani şu anda Turgay Bey'in ve Ulukman'ın kafasında gördüğünüz şapka bu. Kalpak. Yani biz buna kalpak deriz. Kalpak keçeden yapılır. Ve şekli de hocanın dediği gibi koniktir. Yani şekil olarak da böyle konik
bir şekli vardır ve beyazdır. Ve bu neyi simgeler? Aslında bu şapka bizim için Tanrı Dağları'nın karlı zirvelerini simgeler. Alatau. Evet, Alatau'nun karlı zirvelerini simgeler. Hepinizi Alatau'nun karlı zirvelerine davet ediyoruz. Evet. Altın elbiseli adamın başındaki bu kalpak da aslında onun ilk hali. Onun da sen çok iyi biliyorsun. O daha uzun ve sivri ve en uzunda da en başında da altın, son altından bir dağ keçisi var. Dediğin gibi dağ keçisi işte o Alatau dağlarına insandan daha hızlı ve daha yükseğe tırmandığı için ve boynuzlarının da o uzun halinin gökyüzünü, Tanrı'yı gösterdiğine inandıkları için, evet, kutsal bir hayvan değil ama sembol bir hayvandır. Onun için de zaten Orhun yazıtlarımızın, Bengü taşlarımızın üzerinde o dağ keçisi sembolü var. Ve onun da öz vatanı Kırgızistan. Dolayısıyla Kırgızistan'da görülecek, Türk tarihiyle öğrenilecek çok şey var. Türk milletinin bundan sonraki Avrupa'ya yapacağı seyahatleri, insanlarını Kırgızistan'a bekliyoruz diyelim. Kırgızistan'ın sizlere, sizin de oraları görüp öğrenmeye ihtiyacınız var diyorum. Her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.